Kimdir Nedir kanalına hoş geldiniz. Halime Kocabıyık, namı diğer Halime Çavuş, 1898 yılında Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde doğdu. Babası ve annesi istememesine rağmen Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak istedi. Saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu ve erkek kılığında milis güçlere katıldı. Arkadaşları arasında uzun süre Halim olarak tanındı. Ordunun lojistiğinde görev aldı. İnebolu Limanı'ndan Ankara ve Sakarya'ya öküz arabaları üzerinde silah ve mühimmat taşıdı. Bir gün İnebolu'dan cepheye mühimmat taşırken kar yağıştı ve soğuk havada montunu cephanenin üzerine örttü. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyete denk geldi. Ancak onu tanıyamadı. Mustafa Kemal Paşa cepheye taşıdığı mermileri kendi hayatından daha çok önemseyen bu asker görünce çok etkilendi ve ona "Neden üzerindeki montu mermilerin üstünü örttün, üşümüyor musun?" sorusunu yöneltti. Halime, "Benim üşümem hiç önemli değil. Bu cephane yüzlerce, belki de binlerce askerimizi koruyacak." dedi. Kimi kaynaklara göre ise, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak. Ben öleceğimle ne olacak?" sözlerini sarf etti. Mustafa Kemal Paşa, Kavak adını yani kimliğini istediği Halime'nin kadın olduğunu görünce kendisine, "Sen kız mısın?" diye sordu. "Evet" cevabını aldı. Paşa, yaverine Halime Çavuş'la ilgili tüm bilgileri not aldırarak Ankara'ya döndü. 9 Haziran 1921 yılında Yunan savaş gemileri Georgios Aferos ve Kilkis İnebolu'yu bombaladığı sırada ayağına gelen şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanarak ordudan ayrıldı. Savaşın sonunda Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım ile görüşmesi için Ankara'ya davet edildi. Çankaya Köşkü'nde 15 gün ağırlandı. Bu sırada Çavuş rütbesine yükseltildi ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Paşa'nın "Seni yollamıyorum, bizim kızımız ol" sözlerine "Annem ve babam beni bekler" yanıtını verdi. Paşa tarafından çeşitli hediyelerle birlikte evine yollandı ve kendisine aylık bağlandı. 1934 yılında soyadı kanununun çıkarılmasından sonra Kocabıyık soyadını aldı. Kardeşi Hasan'ın oğlu Sadık'ı evlat edindi. Kastamonu'nun Duruçay köyünde 20 Şubat 1976 tarihinde vefat etti.